Küçük Deniz Kızının Sırrı. Bir varmış bir yokmuş. Sahil kenarında, ülkenin en güzel sarayında Prenses Arya ve Prens Edward birlikte yaşıyorlarmış. Akşamları sarayın iskelesinde yürüyüp gün batımını izliyor, sabahları ise dalgasız denizde yüzüp güneşin tadını çıkarıyorlarmış. Prenses Arya'nın aslında bir deniz kızı olduğunu kimse bilmiyormuş. Tabii prens dışında. Prensesim, bir gün gelecek ve senin bir deniz kızı olduğunu herkes öğrenecek. Bunu neden saklıyoruz? İnsanların hepsi senin kadar iyi yürekli değil prensim. Eğer benim bir deniz kızı olduğumu anlarlarsa... Deniz kızı Arya bu sırrı başka birilerine ne zaman söylemek istese... hemen babasının sözü aklına geliyormuş. İnsanlar bizlere zarar veriyor. Bunu anlaman gerekiyor. Günlerden bir gün Arya ve saray hizmetlisi olan arkadaşı Lily sahil kenarında yürüyorlarmış. Dagi! Hadi koş getir oğlum. Dagi sizi çok seviyor prensesim. O çok sadık, çok iyi kalpli bir köpek Lily. Prensesim, izin verirseniz size bir şey sormak istiyorum. Tabii sorabilirsin. Saraydaki çalışanlar, arkadaşlarım, halk, herkes sizin bir deniz kızı olduğunuzu düşünüyor. Bu doğru mu? Deniz kızı duydukları karşısında dona kalmış. Aklından okyanuslarda geçirdiği o özgür ve güzel anılar geçmiş hızlıca. Hayır, bu doğru değil. Ben de sizler gibi insanım. Sadece yüzmeyi ve deniz altındaki canlıları izlemeyi çok seviyorum. Kusura bakmayın prensesim. Herkes sorunca ben de merak ettim işte. Sorun değil Lily. Şimdi izninizle saraya dönüp işlerime devam edeyim. Lily yanından ayrıldıktan sonra küçük deniz kızı Arya köpeği Dagi ile iskelenin ucuna gitmiş. Arkadaşım dediğim birine gerçeği anlatamadığım için çok kötü hissediyorum Dagi. Dagi okyanusu işaret ederek birkaç kez havlamış. Su altındaki arkadaşlarımı görmek belki iyi gelir demeye çalışıyorsun Dagi, değil mi? Lily saray salonunda çalışıyorken bir an çok yorulduğu için hava almaya saray balkonuna çıkmış. O sırada Arya'nın iskelenin ucunda durduğunu ve denize atladığı anda insan bacaklarının balık kuyruğuna dönüştüğünü görmüş. Gözlerine inanamayan Lily heyecanla koşarak saraydan ayrılmış. Gördüklerini en yakın arkadaşlarına anlatmaya başlamış. Deniz kızı Arya ise bu sırada su altı krallığına gitmiş ve babası Poseidon'u, kız kardeşlerini, en yakın dostu minik Yunus Dolphy'yi ziyaret etmiş. Dolphy, insanlara bir deniz kızı olduğumu söylemeye çok korkuyorum. Neden korkuyorsun Arya? Çünkü insanlar Edward kadar anlayışlı ve iyi kalpli olmayabilir. Evet ama sen insanlara her zaman iyilik yaptın Arya. Bu yüzden sana zarar vermek istemezler. Sen bir deniz kızısın ve çok şanslısın. Evet, doğru söylüyorsun. Arya minik dostu Dolphy ile konuşurken Lily'nin dostları ise Lily'ye inanmadıklarını, hatta onlara yalan söylediğini düşünmüşler. Yalan söylemiyorum. Prenses Arya'nın deniz kızı olduğunu size ispatlayacağım. Sahilde akşamüstü olduğunda Lily yanında getirdiği cam kutuyla gizlice iskelenin oraya gitmiş ve deniz kızı Arya'nın dönmesini beklemiş. Bir süre sonra
suyun üzerinde bir dalgalanma olduğunu fark edince cam kutuyu iskelenin ucuna doğru sürükleyip suya bırakmış. Küçük deniz kızı Arya her şeyden habersiz kıyıya doğru yüzüyormuş. Tam sudan çıkıp insana dönüşecekmiş ki suyun içindeki cam kutuya çarpmış kendini. Ve ne olduğunu anlayamadan kutunun kapağı üzerine kapanmış. İmdat! Bu da ne böyle? İmdat! Lili elinde tuttuğu ipin gerildiğini hissedince cam kutuyu denizden çekmiş ve iskelenin ucuna bırakmış. Arya karşısında Lili'yi görünce bir an umutlanmış. Lili! Lili! Kurtar beni! Üzgünüm Arya. Sen bir deniz kızıymışsın ve bana bu gerçeği söylemedin. Ben yalancı değilim. Bunu ispatlayacağım. Lili, deniz kızı Arya'yı cam kutunun içinde sürükleyerek sahilde kimselerin uğramadığı bir yere gitmiş. Küçük deniz kızı tüm gece bu kutudan kurtulmaya çalışsa da bir türlü başaramamış. Sonunda sabah olmuş. Lili erkenden uyanıp arkadaşlarını beklemeye başlamış. Bu sırada cam kutunun üzerini de bir bezle örtmüş. Küçük deniz kızı Arya'nın elinden hiçbir şey gelmiyor, hala çok korkuyormuş. Lili'nin arkadaşları sonunda sahile gelmişler. İşte size yalancı olmadığımın kanıtı. Prensesimiz Arya'ya bakın. Bunca zaman bir deniz kızı olduğunu bizden sakladı. Lili'nin arkadaşları öyle şaşırmışlar ki gözlerini bir an olsun kırpmamışlar ve Arya'yı yakından incelemeye çalışmışlar. İşte tam o sırada okyanusta kafasını çıkarmış kötü kalpli deniz cadısı Vega tüm bu olanları izlemeye başlamış. Arya'nın yardıma ihtiyacı var gibi görünüyor. Sanırım bu durumdan faydalanabilirim. Vega bir anda ahtapot kollarını sudan çıkarmış ve sahile doğru uzatarak içinde Arya'nın olduğu cam kutuyu kavramış. Lili ve arkadaşları gördüklerine inanamamışlar ve tabii çok korkmuşlar. Vega, küçük deniz kızı Arya'yı okyanusun içine çekmiş. Diğerleri ise arkasından baka kalmışlar. Olamaz, olamaz! Ülkemizin prensesini bir ahtapot kadın kaçırdı. Vega, su altına kaçırdığı cam fanusun kapağını açmış ve deniz kızı Arya'yı serbest bırakmış. Vega, beni sen kurtardın. Bu iyiliğin için sana binlerce kez teşekkür ederim. Evet küçük deniz kızı, ben kurtardım. Karşılığında da bana sualtı krallık hazinesinin anahtarını vereceksin. Ne? Hayır. Eğer birinin canını kurtardıysan karşılığında sadece mutlu olman gerekir. Çünkü gerçek iyiler böyledir. Bu sözlere sinirlenen Vega, deniz kızını yeniden cam kutunun içine hapsetmek istemiş. Ardından ahtapot kollarından mürekkep topları fırlatmaya başlamış. Ancak küçük deniz kızı ellerindeki gücü kullanarak Vega'nın tehlikeli kollarını suyun dibindeki kumlara saplamış. Seni bulacağım Arya! Bana iyilik borçlusun! İyilikler karşılıksız yapılır Vega. İyi biri olmak istiyorsan gerçekten bunu öğrenmelisin. Arya iskeleye doğru yüzüp karaya çıktığında içini derin bir hüzün kaplamış. Hemen Prens Edward'ın yanına gidip olan biteni anlatmış.
Ardından Lily'yi yanlarına çağırmışlar. Sana gerçeği söylemediğim için özür dilerim Lily. Evet, ben bir deniz kızıyım. Hem bu topraklar hem de okyanuslar benim evim. Ve insanları da hayvanları da çok seviyorum. Size çok kötü davrandım prensesim. Asıl ben özür dilerim. Ertesi gün Arya gerçekte bir deniz kızı olduğunu herkese açıklamış sonunda. Ülkede yaşayan tüm insanlar ve hatta büyük küçük tüm hayvanlar bu habere çok ama çok sevinmiş. Çünkü onları hem karada hem denizde koruyabilecek dünyalar güzeli bir prensese sahiplermiş.